Arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle bugünkü videomun adı geçen günlerde disko topu almıştık. Seninle Bilal'le tavanı asmıştık. Bunu ben charter takmaya demeniştim. Genellikle kabloyu kesmeye çalışmıştım. Buton takmayı denedim, çalıştırabildim. Bunu açıklama kısımlarda İngilizce'de butonlarında genellikle nasıl takılıyormuş. Bunu siz ışığı Bluetooth yani çalışmadan o LED lambaları genellikle kulağında açıp söndüremezsiniz. Kulağının tam ortasında yani kırmızı işaretine bastıktan sonra lambanın şeyini renkleri söndüremiyor, kapatamıyor. Renkleri söndüremiyor. LED lambasının açıp kapatamıyorsun. Bir tane ben onun çünkü LED lambanın lambasını kapatamadığım için bir tane buraya kablo taktım buraya. Bu kablonun genellikle Vico'nun genellikle anahtarısı genellikle onun çerçevesi yok. Onu gelen yine yıldız elektriğe gidip tekrar onu bir tane çerçeve alacağım. Bir tane çerçeve, bir kale, bir kat alacağım. Bir tane çerçeve, bir tane Vico tek tek öyle ambrajı, öyle tek tek öyle sistemler öyle şeklinde şey satılıyor yani. Ambrajı satılıyor yani. Ambrajı satılanlar öyle Vico anahtar işte çekli böyle kart çekli yani. Onu istediğiniz alanlarda elektrikçilere gidip anahtar Vico seçenin yani renk yani Vico seçenek yani renk seçip çerçeve alıp seçenek o anahtarı genellikle o aparatı takıp yerleştirip takabiliyorsunuz. Bunlarında da genellikleri şunlarında da eğer ki bunlarında lambayı eğer ki çalıştırabiliyorlarsa lambanın ışığı yani ışıksız yani eğer ki ışık yok diyelim ışık olmadan diye Bluetooth'la çalıştırmasını istiyorlar vatandaş olanlar varsa kulandayla eğer ki söndüremiyorlarsa lambanın kapağını sökeceksiniz, artıyı keseceksiniz, artıyı kestiğin kabloyu ona buton charter takacaksınız, LED lambanın kartını çıkan kabloyu bir tanesini kablosunu keseceksiniz motoru kesmeden yani motoru dikkat ederseniz motor dönmez motor çalışmaz lambanın şeyinin kendisine yanlışlıkla siz motoru kesersiniz bunu lambanın içerisine açtıktan sonra hangi parça olduğunu, hangi motor, hangi parça olduğunu, hangi LED lambanın şeyini parçadan çıkan kablolarını, hangi kabloyu dikkat edin gençler. Bunu eğer ki buton takmak istiyorsanız, ben bunu açıklananadan videolarında genellikle ben onu çurt şeklinde yani push şeklinde ben bunu olayını anlatıyorum genellikle. Bunları da nasıl yaparsınız? Lambayı sökeceksiniz. Lambayı Bluetooth işte hoparlörleri kablolara kesmeden artıyı yani eksiği çıkaracaksınız, sökeceksiniz, bir tane daha kablo takacaksınız. Onu bu kabloyu işte butona tak, bas charter'e Bluetooth çalışana kadar o LED'i yakar bir de söndürür, bir de LED'i yakar bir de söndürür. Ben bunu aynı yerde bir ince bir kanaldan geçirdim. O iki tane kablo geçiyor oradan. 220 volt AC AC'li iki elektriğimiz kablo gidiyor. Biri bir tane ölü kablomuz lambadan çıktı. Lambadan çıkıp direkt şeye gidiyor. Anahtarımız var ya anahtarımız. Anahtarımızın önünde çerçeve yok. Onu çerçeve alıp takacağım genellikle görmüş olduğunuz gibi veya. Şimdi bunu görmüş olduğunuz gibi anahtarı bastıktan sonra lamba çalışmayacak şeklinde sadece Bluetooth çalışacak görmüş olduğunuz gibi. Lambayı ilk satın aldığınızda internetten ilk satın aldıktan sonra lambanın 3 adet minik vidayla yıldız tovereyle çıkartacaksınız. Yani motorun kablosunu yani kesmeden lambanın kartına artıyı keserek onun yerine bir tane daha şu şeklinde kulağındayla söndüremiyorsunuz ledlerini. Onun yanına charter bir şeklinde bir kablolu bir charter şeklinde onu takıp sallayabilirsiniz. İstediğinde böyle eğer ki bağlantı şekli tesisatçı eğer ki istediğinde eğer bilen kişileri bilirse varsa da onu kabloyu alıp kabloyu eğer ki uzatıp genellikle istediğinizde o çerçeveyi takabilirsiniz veya buton takıp uzatabilirsiniz. Ben çünkü elektrikçi olduğum için tabii ben bunu yaptım bu işlerden anlıyorum tabii ki gençler. Şimdi ben bunu genellikle Bluetooth sesi gelecek LED lamba çalışmayacak. LED lambayı şuradan yakacağım genellikle buna basınca anahtarı AC gelişler. Kablolar kesilecek bir de söndürecek. Şimdi ben lambayı ben genellikle büyük ihtimalle de şuradan prizi sigortası var mesela. Ben oradan söndürüp kapatacağım arkadaşlar. LED lambası gelmeyecekmiş. LED lamba gelmesi için şuna basacağız. Ama bunun çerçevesi yok.
Bak benim hala safra bunum, evim çalışıyor. Ama yani ne diyeyim yani gençler, görmüş olduğunuz gibi. Buna bastığımız aralarda, şimdi buna bastıktan sonra bak lambanın buradaki şu kırmızı ışık yanıp neden sönüyor? Lambanın çalıştığını gösteriyor. Ama şu lambanın içerisindeki mavi kırmızı yeşil diye motorun genellikle lambanın içinden motorun hareket ettiğini görebiliyoruz. Ama motor hareket ediyor ama led lambası çalışmıyor. Led lambasının çünkü kablosu kesik olduğu için led lambası çalışmıyor. Bluetooth çalışabiliyor mesela. Bluetooth çalışabiliyorsa led lambası da çalışmadan, arkadaşlar ilk lambayı ilk satın aldığınızda böyle şeklinde böyle yoğma halde bir çatelli sistem disco topu almıyorsunuz. Onu siz kendi yapacaksınız. Onu artıyı söküp kabloyu keseceksiniz. Bir tane daha kablo uzatacaksınız. Onun yanına butonlu taktıktan sonra Bluetooth'lu lambalı çatelli lamba olacak gençler. Oğlun içinde olabilir. Bak bak içinde bir tane tek kırmızı ışık ve buradan da bir de şeyde lambanın tam ortasında da bir de lambanın çalıştığını gösteriyor. Bluetooth'unun bağlandığını gösteriyor. Bluetooth ne zaman bağlanıyor? Bluetooth ne zaman bağlanmıyor diye. Eğer ki şöyle de diyelim. Bluetooth'u eğer ki şöyle de diyelim yani. Onun en fazla benim telefonumdan bağlayamayız. Annenin telefonundan çünkü gelmesi lazım çünkü. Annenin telefonundan Bluetooth'unu açıp denemek lazım çünkü. Benim telefonum çünkü çekim kamera çekiyor. Onun için olabilir yani gençler. Bunların da sistem, eğer ki siz internetten bazen siz bunu böyle şekli lamba disco topu lamba satın alabiliyorsunuz. Natürlüm çok ses yapıyor gençler. Şöyle de diyelim. Lambayı matanaş ilk satın alıyorsunuz. Aldıktan sonra birisi gelen buton takmak isteyenler, yani lambayı hiç bozmadan parça kablo kesmeyeceksiniz. Yani led lambanın nereden kablo giriyorsa led lambanın anakartı çıkıyor. O lambayı kapağı açtıktan sonra, o lambayı ilk defa kapağını açtıktan sonra bir adet kocaman motoru çıkacak, bir de led lamba çıkacak. Led lambadan çıkan, eğer sokete çıkan kablosu artı eksi varsa o artı eksiyi keseceksiniz. Motoru kesmiyorsa motor daha çalıştı demek yani. Bak motoru da hala dönüyor genellikle. Led lambanın ucu kablosu kesik olduğu için oradan yani matanın içine duvardaki prizimizin çatelimizden açıp kesip kapatabileceğiz, açabileceğiz. Bağlıyor. Bağladıktan sonra led lambayı yakıyor. Çateli söndürdükten sonra led lambanın ucu olan kablosunu bir de kesiyor kendi kendine otomatik olarak. Bir de yani oluşturabiliyoruz. Led lambayı kendi kendine bu sefer bir de söndürüp kapatabiliyoruz genellikle. Ben bir tane şeyde genellikle görmüş olduğunuz gibi motorun sesini duyuyorum. Motor çünkü dönüyor. Led lamba çalışmıyor. Led lambanın çalışması için bak alt taraftaki bir video tuşlu, bir de AD direktörünün böyle şeklinde böyle spot lambasını açıyor. Biri bir tane lambanın, disco topunun Bluetooth lambasının bir de iç yani kısmı yani iç led lambası açıyor. Biri bir tanesi şu lambanın bir tanesi bunu açıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buna basarsak şuna bastığımız aralarda AD direktriği normal aydınlatma lamba sistemi açılıyor. Yalnız buna da bastığımızda şuna bastıktan sonra şöyle açık kapanıyor. Böyle aydınlatmaları sönüyor. Disco topunun aydınlatmasını yakmak için nereden yakacağız? AD direktrikte. Buna bastığımız aralarda anahtarı olmadığı için şunu anahtarı genellikle hiç kimseyi ellettin diyeceğim, içinde elektrik var diye ben elleyebileceğim bir tek yani. Yani ben buna basarsam bir daha lambanın ışığı gelecek eminine basıyorum. Tık sesi duyacaksınız buton çatelden. Tık sesi duy. Bak işte lambam çalıştı. Çok kolaylı bir çeklenen lambayı alırsanız kulağının üzerinde led lambayı söndürme kapatma butonu var. Ama basarsan gelen bazen kulağında gelen lambayı okunuyor bazen gençler. Çünkü çok kolaylı şeklinde buton takmak istiyorsanız dikkatli matanaş eğer ki ulaşmak eğer ki olmak istiyorsanız eğer ki siz lambayı aldınız bunu bağlantıyı bilmiyorum diyeceksiniz. Onu sizin bir yerde yakın bir yerde elektrikçi eğer ki bir yer varsa onu elektrikçiye gösterin, bir tane çatelli buton taktırmak istiyorum derlerse bunu elektrikçiler kapakları açtıkları zamanlarda o kabloyu nereden keseceklerini, nereden buton takacağını, nereden kabloyu uzatacakları elektrikçiler
Bu top sistemi, disko lambalı sisteminden bu işlerini anlayabilirler. Ama bana çünkü yani elektrikçiye yani benim götürmem gerekli olmuyordu. Onun için ne? Onu bilmeyen, eğer ki elektrikçi olmayanlar vatandaş bu topu söksün götürsün elektrikçiye, yaptırsın bir tane buton çalter taktırsın, bir tane kablo taktırsın. Onu elektrikçiler hallederler, buton takarlar, bir de kablo takarlar, onu gelerdikle elektrikçilerden, müşterilerinden isterler. Müşteri alıp onu nereye isterlerse onu kendi masanızı bir yere bir tane küçük minik butonla takabiliyorlarsa, Bluetooth'unu eğer ki dinliyorlarsa, eğer ki bu ışıklarda minnet eğer ki bu ışıkta rahatsız ediyorsa, onu elektrikçiye götürüp buton taktırın, bunu tekrardan sizin geri getirin gençler. Eğer ki bunların da lambayı ilk daha satın aldığımız zamanlarda çalter takında yer çünkü olmuyor. Onu elektrikçiye götüreceksiniz. Onu taktıracaksınız. Ben nasıl yapabildim? Artıyı kesebildim çünkü onun gibi de. Elektrikçiye götür bak, onlar da aynı şeklinde. Onlar çalter, butonlar, onu her şey, onu hazırlar. Onu her şey yapabilirler onlar. Yani öyle diyeyim yani. Bak söyleyeyim ki yani gençler yani. Bir tek yani ışık olmuyorsa lambanın çalıştığını anlayacaksınız bir tek. Bak böyle. Elektrikçiye götür, yaptır bak, al işte bak, yanıp söndürebiliyoruz. Bak Bluetooth çalışıyor. Işık yanıp sönüyor. Motoru daha dönmeye devam ediyor Nesaba. Bak motoru hareket ettiğinde de görüyorsunuz Nesaba. Motoru Nesaba görmüş olduğunuz gibi. Motoru hareket edildiğinde videoda genellikle siz de görebiliyorsunuz, görün. Onu elektrikçiye götürün. Onu siz kurcalanmayın evde. Lamba bozulur. Onu elektrikçiler ne yapacaklar biliyorlar elektrikçiler. Onu siz bu lambayı bunu başka bir yerden elektrikçiler satın aldıkları zamanlarda onu elektrikçi yaptırır, onu buton taktırır. Buton taktırmak istiyorum bu lambayı Bluetooth'una. Ona elektrikçiler bu buton takılı eğer ki derlerse, bu lambayı genellikle bu buton takılı eğer ki diyorlarsa, anlıyorlarsa, genellikle bu elektrikçiler işlerini buton takıp yere gelen halledebilirler genellikle, görmüş olduğunuz gibi. Yani gördüğünüz gibi. Lambayı söndürmem gerekiyorsa bir tane butonu yani basıp yani genellikle söndürebileceğim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bunu görmüş olduğunuz gibi veya arkadaşlar lambanın istediğinizde içi tozlandıktan sonra 3 adet yıldız strawberry ile sökün. Kapağının içini 19-30 saniye yıkayın. Kapağı tekrardan peçete ile kopartıp kuruyayın. Kuruduktan sonra kuruyabilirsiniz. Peçete ile alıp yine bu lambanın içerisini kuruyabilirsiniz. Islak dumlaması için. O lambayı geri takın. Yıldız strawberry ile oturtup o kapağı tekrardan o aynı şeklinde o kapağı takıp lambanın tekrardan yine de kapağı takıp tekrardan vidalarını takabilirsiniz. Çindilik veya görmüş olduğunuz gibi yeşil beden abi. Eğer ki Bluetooth çalışıyorsa ilk çatal takmasaydım. Yani bu lamba genellikle ışık. Yani bu Bluetooth genellikle bu ışıksız çalışmaz. Işıksız çalışması için elektrikçiye götürün, çalter taktırın, tekrar elektrikçiden tekrardan o adamı isteyip geri getirin gençler. Bak gençler, bak lambayı ilk satın aldığımızda bana yorum yapın bak. Tananla gençler, bak senden sizde yorum bekliyorum. Bak beni iyi dinleyin. Beni iyi dinleyin gençler. Bak siz bizden bazı yorumları atıyorsunuz. Aydın Elektrik olarak yorumları paylaşıyorsunuz. Arkadaşlar biz bak ne sabah bak eğer ki ben buton anahtar bağlanmak istiyorum diye yorumları yaz. Ben sana takipçi söyleyeceğim. Onu elektrikçiye götür yaptır gel diye söyleyeceğim. Yorumlarımızı bekliyorum bak takipçi. Anladın mı beni gençler? Yani arkadaşlar bak Emir abi. Bak bana ilk önce yorumlarını atarken yorum şeylerine, engeline Aydın Elektrik yorumlara gireceksiniz. İlk yorumlarına girdikten sonra yorumlara tıkla. Yani bu Emil abi biz bunu buton nasıl takabileceksek, biz bunu eğer ki sen onu bilmiyorsan, eğer ki bana Aydın Elektrik'e direkt yorum atıyorsunuz. Onu bilmiyorsan onu elektrikçiye götür diye bunu ben sana sizi takipçi söylerim. Onu elektrikçiye götürün, onu yaptırın gelin gençler. Buton yani. Bak çok kolay bir şeklinde. Şunu bu şekilde bak. Bak bir daha anlatacağım çünkü. Neden? Çünkü siz bazen yorumları bırakmayı bırakıyorsunuz siz.
yorum atmıyorsunuz. Bak hala sizden yorum bekliyorum bak. Arkadaşlar ben bunu eminim internetten paylaşacağım bak. Sizden yorumlarınızı okuyacağım bak eminim yani. Olan bir aldıktan sonra bana yorumları atıyorsunuz. Ben eminim ben takipçilerden ben eminim ben onu yorumlarda okuyacağım ha. Bak lambayı kolaylı bir şekilde kapatıp söndürebiliyoruz. Kolay bir kapatıp söndürebiliyoruz böyle şeklinde görmüş olduğunuz gibi. Bak yorumlarda okuyacağım öyle diyeyim gençler. Evet arkadaşlar ben şimdi bugün annenin telefonundan anlaya gideceğim. Görmüş olduğunuz gibi. Benim onu şimdi gidip annenin telefonundan anlam lazım arkadaşlar. Lambayı söndüreceğim. Lamba bakalım yani ışık olmadan Bluetooth'una bağlanabilecek neyiniz? Şimdi adet elektrikten çıkacağım. Annenin el telefonu ne uygunsa bu sayede alabileceksem alırım gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Onu görmüş olduğunuz gibi. Ben sana size yorumları okuyacağım eğer ki. Siz o lambayı ilk satın aldığınızda siz başka YouTube'larda paylaşıyorsunuz. Çatal bağlanak istiyorum. Eğer ki yorumlarında Emin abi o bana diyorsan sizi yorumlarınızı bekleyeceğim. Onu elektrikçiye götürün eğer çatal takmayı beceremiyorsan o elektrikçi halleder gelip getirebilirsiniz. Anne bir sen de bir telefon isteyebilir miyim? Telefon bana lazım olacak ama öyle diyeyim yani. Anne öyle diyeyim yani. Sağ ol. Kuzu benim anne teşekkürler. Arkadaşlar bak bugün sizleri salonun görüntüsünü almayacağım. İçeriye odaya gittiğim andan alacağım görüntüyü. Haydi direktliğe geldik tanım. Şimdi bugün lamba çalışıyorsa bak annenin telefonumda şimdi ben de görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bugün şimdilik veya görmüş olduğunuz gibi internetten paylaşacağım. Çünkü Facebook, Instagram'da paylaşmayacağım bu videoyu. Çünkü nasıl yapmayacağını Facebook'tan da paylaşayım da Allah bu Facebook'a koyulmaz yalnız bu uzun videolar. Kaç kere ben uzun video denedim Facebook'a. Facebook'a yüklenmiyor bazı videoları. Yani lambayı şuradan söndüreceğiz. Bak buradan kapatacağız. Şuradan söndüreceğiz. Elektriği kesmek için elektrik kesilmiş. Elektriği kesiyorsa lambanın çalıştığı kendi kendine lekanınızı ışık çalıştığını kesilecekmiş. Şimdilik basıyoruz. Lamba şimdi sönecek. Motoru duracak şimdi. Bak lamba ışık gelmeden motoru kendi kendine durdurdu. Elektriği geldi. Bak lambası gelmeden. Şu an ışık yokken lambasına direkt Bluetooth'unu direkt söyleyebiliyor. Bu genellikle çarter takmazsan eğer ki kulandayla söndüremezsiniz ışığı. Öyle kulandayla kaç kere ışıklama söndürme denedim. Hiç olmadı genellikle. Kulanda ben genel kullanmıyorum gençler. Annenin telefonu bende. Annenin telefonu tanıtımı yapacağım genellikle. Bir tane radyo trafik açacağım annenin telefonundan. Bakalım radyo trafik annenin telefonundan lambayı bakalım dönüştürebilecek neyiniz? Adet elektriğin çaresi kalabalık çalışmıyor lamba. Lambanın sigortası şuradan açacak, kapatacak genellikle. Şimdi önce çünkü Bluetooth'unu açacağız. Şimdilik İsterseniz şeyden de benim telefonumdan da video kaydından da deneyebiliriz. Fark etmez. Video kaydından da deneyebiliriz. Annenin telefonundan da deneyelim. Annenin telefonundan da denesek deneyelim gençler. Videonun kaydından Bluetooth'una girelim. Kanalaya girip başlatalım. Genellikle öyle olsun genel gençler. Videoyu kesiyorum kaydı. Bir dahaki kaydı görüşürüz güzel gençler. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz güzel. Ne bay bay. Şimdi benim telefonumdan bir de görüntüsünü gide videonun genellikle görüntüyü görebiliyorsunuz. Şimdi kanalaya girdiğimde andan kanala görüntüsünden lambanın görüntüsünü eminim alabileceksem alırım gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Benim telefonum benim sayfamı çekiyor.
Gönç olduğunuz gibi veya gördüğünüz gibi. Lambayı bağlamak istiyorsan şuradan benim telefonumdan isten. Bir de bir tane mavi bir yanan Nadio Spor'u açıp müzik lambayı çalıp Nadio Spor çalabilirsiniz. Kaç kere ben o lambanın içerisine Nadio Spor çaldım genellikle. 2-3 kere 5 kere Nadio Spor çaldım lambanın içerisine gençler. Bunu açıp gele şunların da görmüş olduğunuz gibi Bluetooth'unu açıyoruz kolaylık bir şeklinde. Şimdi lambanın Bluetooth'unu açacağız. Videonun dakikasına baktım. Bir dakikası. Birinci dakika çekiyor. İkinci videomuz. Bluetooth'unu açıyoruz. Bluetooth'unu şimdi açmadan önce kameraya gireceğim. Kamera yazıyor. Kameraya girdiğim andan lambayı bir de görüntüsünü alacağım. Bir de Bluetooth'unu açacağım. Evet, kameraya girdiğim zaman lambanın şimdi görüntüsünü alayım. Şimdi Bluetooth'una giriyorum. Bluetooth tekrardan kapatıyorum. Tekrardan basacağım Bluetooth'una. Bluetooth'una girdikten sonra Bluetooth'a soundtrack bağlanıyor diye söylüyor. Bunların da hangi Bluetooth'una bağlanıyorsa. Connecting is okay. Evet, Navi diye bir denek FL48 bir de Navi yandıktan sonra lambayı direkt bağladık Bluetooth'la. Direkt çıkıyoruz. Evet. Bluetooth'unu kapattım. Bir de annenin telefonundan deneyelim. Evet arkadaşlar. Annenin telefonu bende gençler. Şimdi ben lambayı elektriği attırmam lazım. Telefonun takkısı 58 dakikası. Bugün videonun saat çay 11'i saat 11.30 14 dakika var. 2 Ekim diyor. Cumartesi diyor gençler. Lambayı söndü. Elektriği attırmam lazım. Bluetooth kapalı benim telefonumda. Elektriği kapattım. Şimdi annenin telefonunu tanıtacağım gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Önçü Cünkün annenin telefonundan Allah bu kadının telefonu niye açılmıyor ya? Evet arkadaşlar. Şimdilik görmüş olduğunuz gibi. Yani bu telefonun kilidi var. Telefonun kilidi çekmeyeyim diye. Kanalayı şöyle yaptım ki hiç kimse şifreyi bilmesin diye. Şifreyi vaveset hiç kimseyi söylemeyiz. Bak söyleyeyim gençler. Telefonun şifresi söylenmez. Şimdi Bluetooth ayarlarına giriyorum. Bak. Arkadaşlar şurada Bluetooth ayarları var. Biliyorsunuz gençler. Bak burada şey yazıyor bak. Bluetooth'una giriyorsunuz. Lambanın ışığı yok. Eğer çatal takmasaydın bu lamba olmadan Bluetooth çalışmaz. Ama biz yaptığımız için lambasız şeklinde Bluetooth'la sağlayıp çalıştırabiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu annenin telefonundan bir tane şimdi ben bunu bak buna da bağlayabildik. Bak bağlandı diye söylüyor ama bağlandığı anlayabiliyorum ama o İngilizce yazıyor. İngilizce söylüyor kadın. Kadın ama yalnız o lambanın içinden şey söylüyor. İngilizce yazıyor. Biz ona bağlandı diye anlayabiliyoruz gençler. Arkadaşlar ne diyor bu kadın? Bağlandı diyor. Şeyle diyor ya. Evet arkadaşlar aşağı YouTube'dan bir tane video açarım genellikle. Bir tane YouTube'dan video açıp oynatmak lazım.
Arkadaşlar resim sıçıyor bak. Kadın resmi sıçıyor. Çağ ses buradan gelmiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ses lambadan geliyor ama lambanın şeyi yok. Kablosu kestik, bir de çalışmıyor lamba. Lambayı ancak görmüş olduğunuz gibi. Butondan basıp anahtardan basıp kapatabilirsin en fazla. Lamba buradan geliyor arkadaşlar. Ses şuradan geliyor, yukarıdan geliyor. Bir de şey de deneyelim. Lambayı açıkla deneyebiliriz. Açayabiliyoruz. Bütün renkler geldi. Ledlerimiz sağ olsunlar. Anakartını kesiyor. Direkt ledleri yakıp söndürebiliyor, yakabiliyor. Şimdi ne yapmamız lazım arkadaşlar? Mahsuslar apartmanı, bir de 13 bölümmüş gençler. Nadia kanalı açarım. Bunda annenin telefonu da yüklü ki Nadia kanalı. Buraya şey yazacağız arkadaşlar. Bak bu da çıktı bir de. Nadia tık diye çıkmış. Şuna tıklıyorum arkadaşlar. Yükledi elimizde. Kendi kendine yükleyecek herhalde, görmüş olduğunuz gibi. Evet, çağ yüklüyor arkadaşlar. Arkadaşlar çağ görüyorsunuz. Yüklüyor. Evet arkadaşlar, şarjda görmüş olduğunuz gibi 7 dakika çekiyor videomuz. Daha 7 dakika var genellikle. Bunu videolarında eminim dinleyeceksiniz. Beni iyi dinle videolarını. Acele etmeden elektrikçiye götürün, yaptırın. Buton taktırın, gelin tekrar. İlk daha böyle uyarı yapıyor. Ben ilk daha lamba buton bağladım ya ilk daha. Bir tane onu Vicotem priz taktır, 12 voltluk. Amperli priz taktır elektrikçide. Ona ne olduğunu anlayabilirlerse anlayabilirler. Aç diyor. Nadia çalacağım arkadaşlar. Nadia tük. Evet, tıklıyorum Nadia tükü. Evet arkadaşlar, şu an çıkmış bulunakta. Hangi Nadia seçenek? Ara diyor. Nadia bir de ara diye tıklıyorsunuz. İsmini, Nadia'nın ismini Nadia Trafik yazarsan Nadia Trafik çıkartır. Nadia Spor diye yazarsan bu Türk TV'de sizi Nadia Spor'a gösterir. Nadia Spor canlı yerine oynatır. Bir de Nadia Spor yazarım genellikle. Şuradan bir de genellikle şöyle bir Nadia Spor. Şöyle ben görüntüsünü alabileceksem, ben niye görüntüsünü? Bir dakika, yanlış yazıldı. Ne diyor? Spor. A para Nadia diyor. A spor Nadia diyor. A TV, A haber Nadia diyor. De spor diye yazabiliyorsak. Evet, yazdıktan sonra Nadia Spor'u gösterdi. Güzel bir görünüş olduğunuz gibi spor. Buna tıklıyoruz. Çalıyor değdiğinde lambadan geliyor ses. Sesini bir daha açabileceksek. Sesini bir daha açabiliriz gençler.
lambası dışında kimse bizden bir şey istemiyor. Lambayı kapatıp deneyelim. Bakalım ses gidecek, gitmeyecekli. Hoparlörü kesmedim ama gençler. Onu elektrikçiye yaptırın, elektrikçiler ne yapacaklar anlar gençler. Ben nasıl anlayabiliyoruz aslında? Adet elektrik nasıl bu iş anlıyorsa, elektrikçiye götürüp onlar da nasıl anlayabiliyorsa, elektrikçiler de aynı şeyi onlar da yapar anlayabilirler gençler. Evet. Ama onlar da bir şey oynamadan kazanıyorlar. Lambayı söndürmem deneyeceğim. Peki, olur, arada olur öyle. İngiltere'de var mı başka konuşmak istediğimiz? Fransa'ya şöyle yok, bir geçelim. Yok. Bak hiçbir şey ses gitmiyor. Görüyor musunuz? Ne oynuyor? Paris Saint Germain de oynuyor. Bakıyorum Messi de oynuyor. Lambanın içindeki disko topunu söndürüyor. Kapı tapı çık kapatabiliyor. Oran var. Neden böyle yüksek bilmiyorum. Deplasmanda. Gördünüz mü gençler? Yok. Acaba bak bir tek sadece lambanın çalıştığı şeyi gösteriyor. Bence Paris Saint Germain kazanır. Anakartın lambasını şeyi gösteriyor. Lambanın çalıştığını anlayabiliyoruz. Yani bak, açıp kapatıp açabiliyoruz. Üstün oran ne bakalım? Açıp böyle kapatıp açabiliyoruz. Böyle kolaylık bir şekilde. Bunlar gelerdi. Paris kazanır. Evet, internet yavaşladığı için internet duruyor abisi. Lille Marsilya mı? İnternet bir de duruyor, bir de yavaşlıyor. İnternet bir de duruyor, bir de yavaşlıyor. Çünkü bu internetten oynuyor gençler. Oynamak gelmiyor. Valla Lille'in ne yapacağı hiç belli değil çünkü. Ya eskiden bilirdik. Şu bana mesela bugünkü maçı sorsaydı. Arkadaşlar şunu istiyorsak şunu net karşılıklı boyu var. Kapatıyorum. Evet. Ama şimdi yarın ne diyeyim ben? Lille Marsilya maçına hiç uzak durmaz. Marsilya'nın oyunu biraz daha kesin. Arkadaşlar videomuzun artık sonuna gelelim. Lambanın olayları çok anlatmış bulunmaktayız. İtalya'da. Şimdi güzel maçlar var. Hemen şöyle sana söyleyeyim. Evet. Lambanın şeyini görmüş olduğunuz gibi telefonun, annenin telefonundan Bluetooth'undan kapattım. Yeni dakika. Arkadaşlar seninle bugün ne yaptık? Ne yaptık seninle? Lambayı bilmeyen vatandaş, çarteri takmayan vatandaş, bilmeyen vatandaş. İlk daha böyle video çektik, anlattık. Lambayı ilk satın aldığınızda istiyorsanız onu elektriçiye yaptırın, Vico anahtar taktırın, yaptırın. Tekrar kendin istediğinizde ölü çocuk odanızı, yatak odanızı takıp asayıp kullanabilirsiniz. El ailelerinin yani şellerimize şimdi genellikle videoyu senin ilk lambayı ailenin evinde onu o lambayı kullanabilirsiniz. Aile direktörek yazarsan çok mutlu etmiş olacaksınız veya çok sevineceğim. Kendinize bakın. Bugün iş alışına veya bugün görmüş olduğunuz gibi ben onu telefonu geri götürüyorum anneme. Şöyle bak, bunu internetten biz size bir ilk daha böyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bluetooth'lu. Benim telefonum Bluetooth'um hala kapalı arkadaşlar. Anne benim işim bitti telefonum. Biz sana bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi bugün veya görmüş olduğunuz gibi Google'da disco topu almak istiyorlarsa, çarter takmak isterlerse elektrikçiler yanlış bağlamadan onun iç kısmını incelerler elektrikçiler. Onu istediği Karaköy'dekiler en fazla o elektrikçiler anlayabilirler. Karaköy'de bir sürü elektrikçi var. Bir sürü elektrikçi var Karaköy'de. O lambayı istediğinizde Karaköy'e götürüp 76 E'ye Esenkent'te oturuyorsanız 76 E'ye Taksim aracına otobüsüne binip Taksim meydanından inip tramvayla Karaköy arasına geçip tramvaya sonuna kadar inebilirsiniz. Karaköy yolumuna genellikle inip zaten Karaköy'ün içine girdikçe elektrikçiler zaten elektrikçilerin ana sokaklara gireceksiniz. Hangi elektrikçiye girip onu lambayı gösterip onu buton Vico anahtar istiyorum. Anahtar taktırmak istiyorum diye Karaköy'deki
dükkan sahipleri söylersen onlar hallederler. Buton taktırır, çatal taktırır. O lambayı senden gelir alır diye kabloluna birbirine çatalle bulmakta çatalle bir anahtarımızın butonla birerler hazırlar. O lambayı sana butonla çatalle birerler bir de verir. Otobüslerinize atlayıp Esenkent'e gelip aile evlerinize alıp onu Kur'an'a sağlayabilirsiniz. Kur'an'a çok kolay bir şeklinde sağlayabilirsiniz. Gözlerimize zarar vermeden. Bu ışık gelen çok zarar veriyor eğer ki. Onu Karaköy'e götürün elektrikçiler. Onu halledin, aletçiler onlar genellikle. Onu Karaköy'deki elektrikçiler onu çok sağlayıp onlar çünkü onlar yaparlar onlar. Bir sürü oda elektrikçi var genellikle. 20 tane elektrikçi var. 30 taneden daha fazla elektrikçi vardır o Karaköy ana sokaklarda. Bak şimdi sizi ilk görmüş olduğunuz gibi gençler, arkadaşlar Google'a nereden girebileceğiz? Google'a giriyoruz. Ben Bluetooth'lu disco lambası diyeceğim. Aa, çünkü bir video kaydı girdikleri için mikrofon kapalı kapatıyor gençler. Yazarak bileceğim artık. Yapacak bir şey yok çünkü. Disco lambası desek. Disco. Disco diyelim. Bir de yanına bir de şey desek be. LED. LED. Bakalım bizim AED elektrikten aynısından çıkacak mı o disco lamba? Resimlere geliyorum. Bunlar ampul düğü için gelerdikle. AED elektriğinin ki diskolusu farklı gelerdikle. Onun içinde Bluetooth var ama onun içinde Bluetooth yok ki gençler. Tek disco dönüyor bir tek. Bir de prize takılan düğüyle prize takıp mı bunu istediğinde gece lambası olarak kullanabiliyorlarsa kullanabilirsiniz. Onu çatal takacak bir şey yok ki gençler. Tek bir tek lamba bir de çalışıyor arkadaşlar. Elektrikçi uğraşamaz ona. Bir tek lamba var içinde. Hoparlörü bir şey yok gençler. He bak arkadaşlar. Bak AED elektrikte tavanda bu var arkadaşlar. Prize takıyorsun. Bir de anahtar çatalli kablosu çıkmıyor. Onu siz alıp elektrikçiye götürüp yaptıracaksınız. Karaköy'e gidip. Eğer ki Esenkent'te yaşıyorsanız. Esenkent'te yaşıyorsunuz. Ayrı bir yerde yaşıyorsanız. Onu bir yer korsan ayar. Bir yer bir yomar araba ayarlayıp. Paranızı olduktan sonra bir yer Karaköy'e Esenkent'te oturuyorsa çok kolaylı bir şeklinde. 76E'yi binip atlayıp Taksim Meydanı'na Karaköy'e geçip onu götürüp onu yaptırabilirsiniz. Şöyle şeklinde. Lambanın fiyatı hepsi burada. Hepsi burada. Ne kadar paraya satıyor bize, hepimize. Altı dakika var çıkıyor gençler. 96 lira yemiş. Sepete'ye gidersen bir daha o lambayı bize gönderirler ama geza verir. Bizim çünkü şu parasını ödemezse geza gelir bizim eve. Bu yüzden Sepete'ye değmiyorum. 96 demiş. Gelen 56 demişler. 56. 96 olmuş. Ve bununla cep telefonundan müzik çalıp bunu istediğin Bluetooth yükleyip sallayabilirsin. O lambayı yükleyip o lambayı alıp hepsi bu arada. Buton takmak istiyorsanız onu elektrikçiye götürüp yaptırabilirsiniz. Kendine elektrikle ulaşmayabiliyorsanız kabloyu iki aylık çift kablo keseceksiniz. Buton takıp içindeki led'i söndürüp sallayabilirsiniz. Yakıp kapatabilirsiniz. Genellikle yakıp bir de kapatıp bir de
sallayabilirsiniz. Sallayabilirsiniz, bir de kapatabilirsiniz gençler. Kendi buton takabiliyorsanız. Şimdi bugün sizlere ilk videolarımızı, yorumlarınızı okuyacağız. Kendinize bakın. Arkadaşlar bundan sonra ilk videoları ve ilk resimleri, bundan sonra Discord topuları daha, çünkü daha çok göstermeye çalışmayacağım. Videomuzun sonumuza geldik. Esenkent, Bahçeşehir, Aydın Elektrik, Emir Öngelen, bir de ulaşım, bir de sağlayıp genellikle yazabilirsiniz. Bir de bazıya Bahçeşehir, Esenkent, Aydın Elektrik genellikle yükleniyorsa, Bahçeşehir, Esenkent, Aydın Elektrik, Emir Öngelen yazdıktan sonra 2018-2019'un çekilmiş videolarını tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Çok fazla dayanamayacağım. Çenem durdu var ya, çenem. Çok olaylı anlattık. Çok seninle olay gibi lambayla ilgilini anlattık. Videomuzun sonuna geldik. Aydın Elektrik'i iyi dinleyin. Kendinize iyi bakın. İş alışına veya hoşça kalın veya görüşürüz güzeli. Lambayı eğer ki siz buton takıyorsunuz, elektrik varken onu kullanmayın. İlk, yani elektrik varken onu kesmeyin. Lambayı bozarsınız. Sigortalarınızı attırır kestin. Kestirin. Buton çarptırı öyle taktırın gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Elektrikli evlerde dikkat ol. Kendinize bakın. İş alışına veya hoşça kalın veya görüşürüz üzere. Ne bay bay arkadaşlar. Bay bay.